Rıza isminde bir kardeşimiz Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş, umre yapıyor ve evet. Peygamber Aleyhisselam'ın Hücre-i Saadeti'nin duvarına yapışmış vaziyette efendim o büyük cevşeni okurken Delail-i Nur okuyor. Delail-i Nur'u okurken Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tubbul kuvvede veyhe ve afiyetil ebdani ve şifayhe ve nurul ebsari ve ziyayhe ve ala el ve sayı ve sellim. Bunu okurken birden Peygamber Aleyhisselam Hücre-i Saadetinden bir ses işitiyor. Bizzat yani Peygamberimizin sesi olmak kuvvetle ihtimal. İşte bu selavatı. İşte bu selavatı akşam ile yatsı arasında. 7 defa okuyan için her derde devadır. Evet. Yani diye, akşamla yatsı arasında. Yatsı arasında. Bunu işitince şok oluyor. Bu ses nereden geldi? Nasıl oldu bu? Ve hemen dışarı çıkıyor. O zaman ta 15-20 sene evvel oraya hizmet etmiş bir Abdurrahman isminde Eskişehir kardeşimiz var. Evet. O bir halka yapmış. Onlara efendim konuşma yapıyor. Ben daha diyor o halkaya oturdum. Hiçbir şey söylemeden baktım. Abdurrahman kardeş de aynen kardeşim bu salavatlar içinde bir salavat var ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tubbul kuvvede veyhe ve afiyetil ebdani ve şifayhe onur absar ve duyayhe ve aleyhi ve sahibi sellim diye efendim bu salavatı akşam ile yatsı arasında okunursa her derde devadır diye söylüyor. Ben dedim ki kardeşim ben bunu bizzat Resulü Aleyhisselam'ın hücresinden işittim ve geldim size müjde vermek için gelmiştim. Öyle diyorlar ki bunu bir tatbik edelim. O günlerde de kanserin son devresinde olan bir kardeş biliyorlar. Evet. O Ali Ulu kardeşimizin rahmetlinin de akrabalarından. Diyorlar ki bu kardeş bu akşam de yatsı arasında bu kardeşimizin için okuyalım. Ve ya Rabbi bu 7 defa okuyorlar. Ya Rabbi bu kardeşimi bu salavat-ı şerife hürmetine bu kardeşime şifa ver. Ertesi gün ona yemek götüren, ona ziyaret eden giren bakıyor ki 3 aydır kalkamayan adam kalkmış geziyor. Elhamdülillah. Dedi yahu nasıl sen 3 aydır kalkamıyordun?